Mike, ne haber? Durup dururken benim hatırımı sormazsın. Bir şey olmuş belli. Galiba Türkiye ile biraz gerildik. Bir savaş çıkabilir. O ihtimalden uzak dur. O zaman ben de yanında olamam. Benden ne istiyorsun? Kritik isimlerin kullanabilmesi için sizin askeri üssün altına derin bir sığınak yapsanız diyorum. Tamam, o basit iş. Hemen 20 metre derinde bir sığınak için talimat vereyim. 20 yetmez. NEP 84 bombaları var. 40 yapalım o zaman. Dünyada hiçbir bombanın ulaşamayacağı bir derinlik istiyorum. Sadece Türkiye'nin değil, hiçbir bomba erişemesin ki kendimizi güvende hissedelim. 50 yeter mi? Sizin GBU-57 ulaşır ona, o da olmaz. O zaman 75 metre derine güçlendirilmiş betonla sağlam bir sığınak inşa edelim. O da olmaz. O neden olmuyormuş? Türkiye yeni sığınak delici bombasını tanıttı. 90 metreye kadar deliyor, sonra patlıyor. Bir de patladıktan sonra en az 15-20 metre altını da etkiler o. Sen en az 125 metre için talimat ver. 125 metre mi? Dostum, burası Arap Yarımadası. O derinlikten petrol çıkıyor. O zaman ne yapacağız? Türkiye ile iyi geçinerek başlayabilirsin bence. Bu diyalog belki kurgu ama benzer bir etki oluşturan bir bomba tanıttı Türkiye. Nebiki hayalet. Bu bombanın özellikleri inanılmaz. Nüfuz edici bomba dendiğinde çıtayı ABD'nin GBU-57 bombası belirlerdi normalde. NEP-2 bunu tamamen değiştirdi. Peki bu nasıl olabilir? 970 kilogram ağırlığıyla ABD'nin neredeyse 14 tonluk bombasından daha caydırıcı olduğunu nasıl söyleyebiliyoruz? Bugün Aura Sebilon sponsorluğunda bu soruları yanıtlayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. İDEF 2025'te Türkiye şov yaptı. Gerçi bu yıl 17.si düzenlenen bu etkinlik artık Türkiye için böyle bir fonksiyona sahip. Türk savunma sanayi başarılarını sergilemek için İDEF platformunu en öncelikli etkinlik olarak görüyor. Bu yılda etkinlikte gerçekten önemli tanıtımlar yapıldı. Bu önemli sistemlerin başını çekenlerden biri de NEP-2 hayalet bombası oldu. En çok ilgi çeken sistemlerden biri buydu. Türkiye, nüfuz edici mühimmat geliştirme konusunda geldiği noktayı göstermiş oldu. Bu etkinlikten önce Türkiye'nin nüfuz edici bomba konusunda böylesine bir noktaya gelmiş olduğunu emin olun kimse tahmin etmiyordu. Peki, ilk soruyu sorarak başlayalım. Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Yani Türkiye'nin yerli nüfuz edici mühimmat geliştirme yolculuğunun kilometre taşlarından bahsedecek olsak, nelere değinmemiz gerekiyor? Öncelikle bu konu TÜBİTAK SAGE'nin sorumluluğundaydı. Yani düne kadar öyleydi. Türkiye nüfuz edici bombanın önceki versiyonlarını TÜBİTAK SAGE ile geliştirdi. Şimdi yeni tanıtılan NEP-2 bombasını MSB ARGE merkezi geliştirdi. Yani Türkiye'nin savunma ekosisteminde bu alanda ciddi bir çeşitlenme oluştu. Bu durum bir de önemli bir iç rekabetin önünü açıyor. Rekabet her zaman iyidir. Neyse, MSB ARGE'ye gelmeden önce bu işin öncesini bir konuşalım. Türk Hava Kuvvetleri'nin ardışık delici harp başlığı teknolojisine sahip ağır sınıf bombaya ihtiyacı vardı. Bunlar çok kritik teknolojiler. Bu konularda yurt dışına bağımlı olduğunuz zaman sadece izin verilen kadar operasyon yapabilirsiniz. O yüzden Türkiye için bu konuda bağımsızlık önemliydi ve ilk olarak TÜBİTAK SAGE nüfuz edici bomba, yani NEP ya da diğer adıyla NEP 84 bombasını geliştirdi. NEP 870 kilogram ağırlığa sahip, 2 metre 60 santim uzunluğu ve yaklaşık 46 santim çapı var. 2.1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebiliyor. Buna NEP 84 deniyor çünkü bildiğiniz MK 84 genel maksat bombasıyla hem dış görünüş hem güdüm kiti arayüzleri gibi özellikler açısından birebir benzerlikler gösteriyor. Yani bu ifadeyi daha sadeleştirirsek nüfuz edici bomba MK-84 genel maksat bombasının tip açısından kopyası gibi. Bu benzerlik bilinçli bir tasarım felsefesinden kaynaklanıyor. MK-84 en yaygın kullanılan genel maksat bombalarından biri. Bunun neredeyse her anlamda benzeri bir bomba yaptığınızda birçok açıdan işiniz çok kolaylaşıyor ve hızlanıyor. Mesela MK-84 hangi uçaklarda kullanılıyor? Nüfuz edici bombada doğrudan o uçaklarda kullanılabilir oluyor. Yani uzun bir entegrasyon sürecine ihtiyaç kalmıyor. MK-84 hangi güdüm kitleriyle kullanılabiliyorsa nüfuz edici bombada o güdüm kitleriyle doğrudan kullanılabiliyor. Yani geliştirme maliyetleri ciddi anlamda azalıyor. Operasyonel esneklik artıyor. İşin lojistiği ve eğitimi kolaylaşıyor. Bir de bombanın kullanıcı potansiyeli çok genişliyor. Düşünün, bütün dünyada MK-84 en yaygın kullanılan genel maksat bombalarından biri. Onlarca ülke bu bombayı F-16 savaş uçaklarıyla kullanıyor. MK-84'ün bütün altyapısını kullanarak yeni bir nüfuz edici bomba piyasaya sürdüğünüzde ülkeler için bu çok karlı bir sisteme dönüyor. Bir de bu bombayı zaten daha önceden geliştirilmiş olan TÜBİTAK SAGE'nin hassas güdüm kiti ve ASELSAN'ın LGK'sı ile piyasaya sürdüğünüzde elbette ciddi bir potansiyele hızlıca erişebiliyorsunuz. Daha da önemlisi, bu bombanın varyantlarını da geliştirmişsiniz. Bu bombanın termobarik varyantı, yani NEP-T de geliştirildi. NEP bombasının ana delicisi termobarik patlayıcı ile dolduruldu. Ağırlığı yine 870 kilogram.
25 kilogram ön delici ve 35 kilogram ana delici patlayıcı miktarı var. Termobarik yapısından dolayı özellikle kapalı alanlarda inanılmaz bir basınç etkisi ortaya çıkarıyor. Biliyorsunuz termobarik patlayıcılar oksijeni tüketip uzun süreli yüksek basınçlı bir patlama dalgası ve yoğun ısı oluşturuyor. Bu da nüfuz edici bombanın bıraktığı hasarı kat kat arttırıyor. Bunun dışında bir de TÜBİTAK SAGE MK-82 genel maksat bombası ile benzer özelliklere sahip sert 82 nüfuz edici bombasını geliştiriyor. Bu daha ufak çaplı hedeflere karşı kullanılmak için geliştirilen bir mühimmat. 241 kilogram ağırlığı var. 1,5 metre boyunda 20 kilogram patlayıcı kullanıyor. Küçük olması onu tek bir sortide aynı hedefe birden fazla saldırı imkanıyla ön plana çıkarıyor. Bir de dediğim gibi farklı varyantlar operasyonel esneklik anlamına gelir. Yani Türkiye nüfuz edici bomba alanında gerçekten önemli işler başararak bugünlere geldi. Ve bu sürecin sonunda da işte bugün konumuz olan NEP2 ortaya çıktı. Şimdi dünyanın hakkında konuştuğu bu bombanın özelliklerinden bir bahsedelim ki neden bu kadar dünya gündemine girdiği daha iyi anlaşılsın. NEP2 yaklaşık 970 kilogram ağırlığa sahip. Özel alaşımlı dövme çelik gövdesi var. Termobarik PBX patlayıcı yüklü bir delici harp başlığına sahip ve bu bombaya hayalet adı verildi. Bunun sebebi net olarak belli değil ama birkaç düşünce var bununla ilgili. Mesela hayaletler cisimlerin içinden rahatça geçebilir, o yüzden hayalet dendiği söyleniyor. Bu da aynı şekilde toprağın, kayaların ve betonun içinden geçebiliyor. Bir başka düşünce de ABD'nin B-2 Spirit uçağına gönderme yapıldığı şeklinde. Yani o uçakla da hayalet ismi özdeşleşmiş bir isim. Burada da o yüzden kullanıldığı da söyleniyor. Tabii bunun çok bir önemi yok. Önemli olan şey burada NEP2 mühimmatının nüfuz kabiliyeti. Testlerine baktığımız zaman inanılmaz bir potansiyelin ortaya çıktığını görüyoruz. Şu an konuşacağımız şeyin nasıl başarıldığını sadece biz değil, dünya anlamadı. Bunun testleri önce TÜBİTAK SAGE'nin Habras altyapısında yapıldı. Habras, yani hedef balistiği dinamik test altyapısı. Daha açıklamak gerekirse 2000 metrelik bir ray sistemi bu. Avrupa'nın en uzun raylı test hattı. Burada bomba uçaktan bırakılmış gibi bir hıza çıkarılıyor. Burası Avrupa'nın en uzunu, en büyüğü ama bu test alanı bile NEP2 için yeterli gelmedi. Çünkü maksimum 7 metrelik beton blok konulabilen bir test alanı burası. MSB, ARGE mühendislerinin hedefi aslında çok daha fazlasıydı. Onun için şöyle bir şey yapıldı. Normalde C25 sınıfı beton kullanılır. Bu bombanın dünyadaki bütün rakipleri C25 ya da en fazla C35 betonla test edildi bugüne kadar. Burada C50 sınıfı beton kullanıldı. C50 beton nükleer santraller gibi çok özel tesislerde kullanılıyor. 7 metrelik bir alan olduğu için böyle bir beton tercihi yapıldı. Ama bu da yetmedi. Çünkü testte NEP2 bu 7 metrelik betonu deldi geçti. Arkasında 10 metrelik bir kum havuzu vardı. Onu da deldi geçti. Onun arkasında 1,5 tonluk beton blokları deldi geçti ve 600 metre uzakta bulundu. Eğer orada bunun 3 katı beton blokları olsaydı, yani 21 metre C50 beton blokları olsaydı onları da delip geçecekti muhtemelen. Böyle bir potansiyel. Yine aynı şekilde bir de uçaktan atış testi yapıldı. Akdeniz'de bir adada yapıldığı söyleniyor. Adanın neresi olduğu açıklanmadı. 45 derece açıyla fırlatılan bu mühimmat adada da 90 metre derine girip patladı. Ardından yüzlerce metrekarelik bir alanda heyelanlar oluştu. Bu tarz mühimmatların patlama gecikmesi normalde 25 milisaniyedir. Türk mühendisler bunu 240 milisaniyeye uzatan gelişmiş bir gecikmeli fünye sistemi üretti ve bu sayede bu kadar derinde patlayabiliyor. Ve son olarak en önemli kısmı şu ki bu mühimmatın bütün bileşenleri yerli olarak üretildi. Testleri, sertifikasyonu ve kalifikasyon süreçleri 2024 yılında tamamlandı ve mühimmat seri üretime geçti. Yani Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılığı artık kat kat arttı. Hani ABD İran'ın nükleer tesisini vurduğunda ABD'nin orayı imha edemediği yazılıp çizildi ya, eğer o saldırı termobarik PBX başlıklı NEP2 ile yapılsaydı başarısız olma ihtimali konuşulmazdı bile. Şimdi bu noktada hazır böyle bir karşılaştırma da yapmışken aslında şuna bir değinelim. Bu bombanın dünyada rakibi var mı? En baştan şunu net olarak belirtebiliriz. Dünyada bir sürü sığınak delici mühimmat var. Ama NEP2'nin tam bir rakibi yok. Bu mühimmat dünyada tek. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Şimdi karşılaştırmayı yaptığımız zaman daha iyi anlaşılacaktır. Öncelikle Fransa'nın Hammer'ı ve İngiltere'nin Paveway 4'ü gibi sığınak delici mühimmatları burada ele almıyorum. Çünkü onlar NEP2'nin oldukça gerisinde. Karşılaştırma için yine yetersiz olsa da ilk olarak Rusya'nın KAP-1500L PR bombasını ele alabiliriz. Bu bomba 1500 kilogram ağırlığında ve 2 metre güçlendirilmiş betona veya 20 metreye kadar toprağa nüfuz edebiliyor. Yani ağırlık olarak NEP2'nin bayağı ötesinde ama nüfuz kabiliyeti karşılaştırılmayacak kadar geride. O yüzden onu eledik. Gelelim ABD'nin GBU-28 mühimmatına. Bu bomba 2000 kilogram ağırlığında, 6 metre betona ve 30 metre toprağa nüfuz edebiliyor. Bahsettiğimiz 6 metre de C25 betonda geçerli. O yüzden bu da NEP2'nin çok gerisinde. Biz son olarak gelelim gerçek rakibe. Yani ABD'nin GBU-57 bombasına.
GBU-57 düne kadar bu piyasanın efsanesiydi. Bu bomba devasa bir bomba. 14 tona yakın ağırlığı var ve yalnızca ABD'nin B-2 Spirit hayalet uçaklarında kullanılıyor. Yani teorik olarak bu ağırlığı taşıyabilecek herhangi bir bombardıman uçağında da kullanılabilir. Ama sadece B-2'lerde kullanılıyor şu anda. GBU-57 dünyanın en büyük sığınak delici bombası. Buna rağmen NEP-2'nin oldukça gerisinde. Tabii ki patlama potansiyelinden bahsetmiyorum, delme potansiyelinden, yani nüfuz yeteneğinden bahsediyorum. Sonuçta bu bombalar için en önemli kriter bu. GBU-57 60 metreye kadar nüfuz edebiliyor. Güçlendirilmiş betonda 8 metreye kadar nüfuz kabiliyeti var. Ama dediğim gibi ABD füzeleri C-35 betonlarda test ediliyor. Yani kullanılan betonu ve potansiyeli kıyasladığımız zaman NEP-2'nin GBU-57'nin bile neredeyse 3 katı fazla bir penetrasyon yeteneği olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani kendi ağırlık sınıfında zaten rakibi yok. Ama nüfuz açısından bakarsak GBU-57'nin bile ötesinde. Bu bomba şu anlama geliyor. Türkiye'nin düşmanıysanız sığınak inşa etmenizin pek bir anlamı yok. Ne kadar derine inerseniz inin, bu bomba sığınağınızı yerle bir edecektir. Bir de meselenin tamamını 90 metre olarak düşünmeyin. 90 metre derinde patladıktan sonra onlarca metre aşağısındaki bir sığınağa bile ciddi zarar verecektir. Ki zaten çok çok özel amaçlarla inşa edilenler dışında 100 metrelerde sığınak diye bir şey yok. Bunun yanında bir de en başta bahsettiğimiz terörle mücadele boyutu var. Bu bomba elinizde olduğu sürece terör örgütlerinin saklandığı mağaraların ne kadar derinde olduğunun çok bir önemi kalmıyor. Bugün yaşanan gelişmelere bakarsak terör sorunu ortadan kalkabilecek gibi görünüyor. Elbette süreç tamamlanana kadar kesin bir şey demek mümkün değil. Ama başarıya ulaşsa bile bu coğrafyada Türkiye'yi rahat bırakmayacakları kesin. Bugün biri biter, yarın Türkiye biraz zayıf düşerse yenisi başlar. İşte NEP-2 yenisinin başlayamaması için Türkiye'nin sisteme dahil ettiği sigortalardan biri hükmünde. Tabii ki bunun çok daha ötesinde bir önemi de var. Günü geldiğinde göreceğiz. İsrail'in her yanı sığınak dolu. Ama dediğim gibi artık bunun çok bir önemi kalmadı. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.